Evet gençler hazırsak bu dersimizde de öz kütleyi halledeceğiz beraber. Güzelce sorularımızı çözeceğiz. Bir önceki dersimizde maddelerin ortak özelliklerinden kütle ve hacim üzerinde durmuştuk. Onların hesaplamaları, formülleri, birbiriyle arasındaki dönüşümlerini konuştuk. Şimdi de bunları yorumlayarak öz kütleye bir bakacağız ve sorularını çözerek bu mevzuyu kapatacağız. Müzik <laughs> dersimizde maddelerin ortak özelliklerini konuştuk dedik ya. Öz kütle maddeler için ayırt edici bir özellik. Maddenin birim hacimdeki kütlesi her saf madde için, aynı ortamdaki her saf madde için aynı. Yani direkt kimlik ataması yapabiliyoruz. Hani senin ayırt edici bir özelliğin vardır ya işte yeşil gözlüsündür mesela. Sana has bir özelliktir. Diğerlerinden farkını gösterir. Bu da maddeleri aralarında ayırt etmek için kullandığımız bir özellik. Önemli bir özellik, ÖSYM'nin sevdiği bir özelliktir kendisi. Sabit sıcaklık ve basınç altında kütleleriyle hacimler doğru orantılıdır tüm maddeler için, tüm saf maddeler için. Maddelerin kütlesi arttıkça hacmi de aynı oranda artar. Yani benim elimde bir bardak suyum vardı. Bir de ben ne yaptım bunu bir bidon suya çevirdim tamam mı yani hacmini artırdım hacmini artırmam demek aynı miktarda kütlesinin de artması demek neden çünkü ikisi de aynı su yani biz maddeleri seninle böyle ayırt edeceğiz dolayısıyla bu bizi şu formüle götürmekte eğer ki m'in 2m olursa hacmin de 2v oldu. 2m 3m olursa 2v'lik hacmin 3v oldu demek ki bu sana sabit değer olan öz kütleyi versin. Bu sabit orana öz kütle diyoruz. Hemen seninle bir birim çıkarması yapalım. Öz kütlenin birimi nedir diye? Sen kütlenin birimini öğrendin bir önceki derste. Kilogramdı. Hacmin birimini öğrendin, metreküptü. Bu durumda öz kütlenin birimi kilogram bölü metreküp. metreküpünü artırırsan kilogram değeri de aynı oranda artacak dedik ve hemen bunları grafiğe döktük. Grafikler gözünüzü korkutsun istemiyorum. Sadece yapmamız gereken değişkenlerine bir bakmak ve o grafiği okuyabilmek bu önemli. Bunu da hatta ben gerçekten bir fiziğin matematiği olarak sizlerle bir matematik serisi de başlatmak istiyorum. Orada değiniriz. Eğer ki isterseniz siz de yorumlarda isteklerinizi belirtebilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşım diyor ki bu. Şimdi hiç madde yokken ne kütlen var ne hacmin bir V hacimde bir madden var. Onun da kütlesi M kadar olsun. Eğer ki bu 2V kadar olursa o zaman kütlesi 2M kadar olur. Bu zaten öz kütleyi tanımlamıyor muydu? Tanımlıyordu. Bu durumda eğer ki senin değişkenlerin kütle ve hacimse doğru orantılı bir şekilde artacaklar birbirlerine bağlı olarak dedik. Ve bu oran bize bir açıya bakacak olursak. Açıda da işte geometri giriyor işin içine. Karşı bölü komşu diyeceğiz seninle. Ama burada lütfen bir ezbere gitmeye çalışmayın. Karşısında hangi değerin var? Burası kime tekabül ediyor? Bir bak. ...iki eme. Yani karşısında M var. Komşusunda kim var bu açının? V değerim var değil mi? O zaman ha hocam demek ki kütle hacim grafiğinin eğimi bana öz kütle değerimi veriyormuş dedin ve soruyu bitirdin. Öz kütleyi D ile gösterdiğimizi zaten artık anladın. Aynı zamanda desek ki öz kütle temel mi türetilmiş mi? Sen de diyeceksin ki hocam kısamızın içinde yok o zaman temel. Yöne gerek var mı tanımlarken? Yani 2 gram bölü santimetre veya 2 kilogram bölü metre küp dememiz yeterli olduğu için aynı zamanda nedir öz kütle? Skaler bir büyüklüktür. Öz kütlenin birimini kilogram bölü metreküp olarak tanımladık. Şimdi buradaki dönüşüme bir bakalım. Hem de bir önceki dersimizi tekrar edelim. Buraya çoğu öğrenci takıldı. Ben de geçen sene fizik zümremize attım. Dedim ki hocam zannediyorum burada bir hata yaptık. Sonra tabii ki de hemen size inandığım için ben de hatalı oldum. Hemen yazalım. Bir gram kaç kilogram olacak tamam mı? Gramı kilograma çeviriyorum. 3 basamak yukarı çıkıyordum. Her bir basamakta da ona bölmek zorundaydım. E ona böldün. O zaman dedin ki hocam 10 üzeri eksi 3 kilogram demek. Şimdi ne yapacağız? Burası da 1 santimetre küp ya. 1 santimetre kübü Metrekübe çevireceğiz. Santimetre Santimetreküpten metrekübe giderken yapmamız gereken aslında iki basamak zıplamak. İki basamak yukarıya zıpladığımızda hani santimetreküp, desimetreküp, metreküp demiştik ya. Her bir basamakta da bine böldük. Her bir basamakta bine bölünce iki basamakta üst üste bine bölmemiz demek. Yani bin üzeri iki yani on üzeri üç desek ona orası da on üzeri altı olacak. Yukarı çıktığım için böldüm. On üzeri eksi altı metreküp. Şimdi hazırsak bunları yazıyorum yan yana 10 üzeri eksi 3 kilogram bölü 10 üzeri eksi 6 metreküp bunu ne yapacağım yukarı çıkartacağım 10 üzeri eksi 6 yukarıya nasıl geçti 10 üzeri 6 olarak geçti 10 üzeri eksi 3 yukarıdaydı yukarıda kilogram aşağıda da metreküp olarak birimlerim kaldı e o zaman burası ne geldi? 1000 kilogram bölü metre küp geldi. Yani biz sanki gramı kilograma çeviriyoruz gibi görüyorsunuz. Hocam bir gram 1000 kilogram değil diye yorum yazıyorsunuz. Ama aşağıda da santimetre küpü metre kübe çevirdiğimizi hatırlatmak isterim. Yani bir önceki dersteki o dönüşümlere de tekrar bir göz atmış olduk beraber. Gerçekten burası sinir bozucu. Çünkü hem rasyonel sayı var işin içinde hem bölme hem çarpma hem basamaklar hem hangi boyutta onlara dikkat etmek biraz önem arz ediyorum diyor. Tamamdır. Bizim burada çıkarım yapmamız gereken şey öz kütle veya yoğunluk dediğimiz bu kavramın ...kitlenin hacme oranı olduğunu söyleyebilmek. Sabit sıcaklık ve basınçta tüm saf maddeler için öz kütle farklı değerde. Öz kütle madde miktarına bağlı değildir. Bir parça demirin öz ile aynı sıcaklıkta tonlarca demirin öz kütlesi de aynıdır. Aynı bir bardak suyla bir bidon suyun, bir damacana suyun... ...bu odayı suyla doldursam o suyun öz kütlesinin aynı olması gibi. Madde miktarından bağımsız yani kütleden bağımsız. Çünkü kütlenin artması hacmini artıracak ve bunların oranı öz kütleyi sabit kılacak dedik öz kütlenin maddeler için ayırt edici özellik olduğunu artık anladık. Aynı şartlarda öz kütleleri eşit olan maddeler aynı cins madde olabilir. Şimdi bizim saf madde olup olmadıklarını bilmemiz lazım. Mesela su, saf suyun öz kütlesi bir. Ama yanımda bir madde daha var onun öz kütlesinin de bir olduğunu söylüyorum. Eğer ki saf bir madde ise kesinlikle su ayırt edebiliyorum. Aynı ortamdalar. Öz kütlelerinin aynı olması lazım. Ama bazen farklı iki maddeyi karıştırdığımızda da aynı değerde gibi alabiliyoruz. Yani bu bir karışım olabilir ve öz kütlesi bir olabilir. O yüzden yapmamız gereken şey eğer ki öz kütleleri aynıysa bu maddeler saf madde mi yoksa karışım mı? Ona göre bu cisimlerin aynı olup olmadığını karar verebiliriz. Ama öz kütleleri farklıysa kesinlikle ve kesinlikle farklı maddelerdir. Hiç ayrıntıya girmeye gerek yok deriz. Hemen bir bakalım. Aynı ortamda şu tablodaki maddelerin öz kütlelerinin nasıl farklı olduğunu bir inceleyelim. Bak, altın 19'larda çok yoğun bir madde. Bakır 8'lerde. Demir yedilerde yani bakır birim hacimde demirden daha fazla kütle demekmiş. Buz 0.9'larda burası çok önemli birazdan geleceğim. Alüminyum 2.7'lerde civa 13.6 civarlarında yani civa da çok yoğun. Periyodik cetveli düşünün oradaki atomları ele aldığında civa bayağı yoğun bir madde. Su artı 4 derecede özel bir durumumuz var. Bir öz kütlesi bir. Buzunkine bakıyorsun 0.9 ve biliyorsun ki bu suyun içinde yüzüyor. Aha demek ki aslında öz kütle farkı sıvının içindeki konumunu belirleyen bir faktörmüş diyebilirsin. Zeytinyağı hep suyun üzerinde çünkü 0.91 demişiz. Benzin daha az yoğunluğa sahip ve gittikçe de artık gazlara doğru yöneldiğimiz için bak katıdan gazlara doğru ne olduğunu gördün. Birim hacimdeki kütle değerlerinin azaldığını, yani yoğunluklarının azaldığını görmüş oldun. Bazı maddeleri böyle inceledik. Birazdan zaten suyun özel durumuna da değineceğiz. Sabit basınç ve sabit sıcaklık altında saf maddelerin öz kütleleri kütle ve hacim değerlerine bağlı değildir. Hani daha önce dedik ya madde miktarına bağlı değil. Yani senin kütle değerin artarsa hacmin aynı oranda arttığı için öz kütlen sayı doğrusunda hep aynı değeri verecek. Bak grafiği böyle okuyorum. Öz kütle kütle grafiği bu. Bir önceki grafiğimiz kütle ve hacimdi. Kütle artarsa hacim de doğru orantılı artacaktı. O yüzden böyle çaprazlamasında bir çizgi gördük. Bunları ifade edebilmek için. Fakat burada senin artık şunu biliyoruz. Aynı ortamda maddenin kütle ve hacminden bağımsızız. İster kütle artır, ister hacim artır. Öz kütle değerin sabit bir değerdir. Tamam? Hikaye bu. Birbirine karışmayan sıvılar bir bardağa konulduğunda öz kütlesi büyük olan altta küçük olan üstte olur. Çünkü artık biliyorum öz kütle yoğunluk demek daha yoğun maddeler aşağıda kalmaya meyilli. Daha az yoğun maddeler yukarıda kalmaya meyilli. Zeytinyağı su ilişkisinden bunu çıkartabilirsiniz. Altın madeninin diğer maddelerden Ayırmak için maddelerin öz kütle farkından yararlanılır ki daha yeniki tabloda altına ne kadar yoğun olduğunu görmüştük. Daha yoğun olduğu için daha altta kalmaya meyilli olacak ve altını bulma yöntemi öz kütleden yararlanılarak çözülmüş olacak. Taş, demir, bakır gibi maddelerin suda batması, tahta, plastik gibi maddelerin suda yüzmesi öz kütle farkından yararlanılır. Yani sevgili arkadaşım suyun içinde yüzme batma askıda kalma durumu varsa çünkü sıvının içindeki durumlar demiştik sadece sıvı da değil mesela ısınan gaz da yukarıya doğru çıkıyor çünkü ne oluyor öz kütlesi azalıyor gibi düşünebilirsin öz kütle yoğunluk ilişkisi alt üst ilişkisini belirliyor diyebilirsin. Günlük hayattaki en önemli noktalardan biri yani maddeyi tanıyoruz maddeyi ayırt ediyoruz. Şimdi gelelim hep seninle neyi konuştuk? sıcaklık ve basıncın aynı olduğu değerlerde öz kütlenin sabit olduğunu fakat sıcaklığının değişmesi veya basıncın değişmesi senin bu maddenin öz kütlesini değiştirir. Yani aslında maddeyi değiştiriyorsun özünde. Sıcaklıkla ters orantılıdır. Ne demek istiyoruz? Eğer ki sen bir maddenin sıcaklığını artırırsan genel anlamda sıcaklığın artırdığı maddelerin hacmi artar. Tamam mı? Bir hayal et. Hacmi büyür. Uzayda kapladığı alan büyür. Yani bu durumda birim hacimde kütlen aynı değil mi? Kütlen hiç değişmedi. Kütlen değişmedi ama hacmin büyüdü. E hocam öz kütle de zaten m en bölü V demekti. Bu durumda şöyle yapayım. Bak hiç ekranı kontrol etmedim. Uyarmam lazım kendimi. Hacmim arttı. Kütlem aynı. Bu beni ters orantıya götürür. Demek ki öz kütle değerim azalır. Ha hocam. Zaten ocağa koyduğum bir suya bakalım. Ben bu suyu kaynattıkça buhar ne oluyor? Yükselip gidiyor ısıttım öz kütlesi azaldı ve yukarılara çıkmak istedi gibi yorumlamanı istiyorum. Su için istisna bir durumumuz var. Normalde maddelerin katı halleri soğuduğu için hacmi küçülür. Hacmi küçüldüğü için aynı kütlede öz kütle değeri artar. Yani dolayısıyla bir cisim soğudukça öz kütlesi arttığı için kendi sıvısının içinde batmasını bekleriz, aşağıda kalmasını bekleriz daha yoğun olduğu için. Ama suda özel bir durum söz konusu. Su soğurken Gördüğümüz gibi o tabloda ne oldu? Öz kütlesi azaldı. Öz kütlesi azaldığı için de kendi sıvısının içerisinde yüzebildi. Artı 4 dereceden itibaren sıcaklığı azaldığında yani artı 4 dereceden 0 dereceye doğru giderken normalde hacminin küçülmesini bekliyoruz ya hacmi artıyor. Hacmi arttığı için de öz kütlesi azalıyor sevgili arkadaşlar. Bunu daha ısı sıcaklık konusunda da uzun uzun konuşuyoruz. Basınç etkisiyle sıkışan maddelerin de öz kütlesi artar. Yani elimde bir gaz var. Ne dedik seninle bir önceki derste? Gaz bulunduğu kabın hacmini alır. Yani çok büyük bir kabın içine koydum. Aynı miktarda gaz hacmi arttığı için öz kütlesi az seviyede değil mi? Ben şimdi bunu basınçla sıkıştırırsam birim hacimde aynı kütlen olacak ama hacmini küçültmüş olacaksın. İşte o basınçla sıkıştırma durumumuzda da ne oluyor? Öz kütle değerimiz değişiyor hatta artıyor dedik. Sıvıların basınç etkisiyle sıkıştırılamadığı kabul ediyor. Sıvıları sıkıştırılamaz olarak alıyoruz. Dolayısıyla biz basınçla gazların öz kütlesini değiştiriyoruz. Sıcaklıkla sıvı ve gazların öz kütlelerini değiştirebiliyoruz dedik. Aynı zamanda ilk başta bahsederken öz kütlenin üzerinde durduğum kısım saf maddelerdi. Saf maddelerin aynı sıcaklık ve basınçta her birinin farklı bir değerinin olduğunu söyledik. Ama eğer ki ben farklı iki maddeyi karıştırırsam o zaman yeni bir madde oluşuyor ve bu maddenin öz kütlesini değiştirmiş oluyorum. Ve öyle güzel bir şey oluyor ki benim maddeyi karıştırdığım o iki farklı maddenin öz kütle aralığında oluyor. Yani mesela diyelim ki ben 6'yım bir de elimde ikilik bir madde var. 6 ve ikilik maddeyi karıştırdım bir karışım elde ettim hiç bilmiyorum kimden ne kadar aldığımı. Fakat bunların öz kütlelerinin değeri ne 6'dan büyük ne de 2'den küçük oluyor. Her zaman bunun arasında oluyor bu karışımın öz kütlesi. Bu karışımın öz kütlesini de toplam hangilerinden kaç kütle aldın? Toplam kaç hacmin var? Bunlara böl. Sonucun karışımın öz kütlesi normalde eşit hacim veya eşit kütlede karışımların öz kütlesi diye ayrıntılar var ben burada ona girmiyorum çünkü o matematiksel formülü görünce iyice korkuyorsunuz sadece buradan grafikleri okuyarak rahatlıkla tüm karışımların öz kütlesini bulabiliriz. Karışım oluşturan maddelerin birinin miktarı arttıkça karışımın öz kütlesi o maddenin öz kütle değerine daha da yaklaşır. Çünkü ondan daha fazla alıyorsun demektir. O yüzden yapmamız gereken karışımlarda kimden çok alıyoruz? Ona göre tam ortasında mı, ikisinden eşit mi aldın? Hangisinden fazla aldıysan ona ne kadar yakınlaştın? Onu yorumlamamızı istiyorlar. Şimdi gelelim benim kitaptaki en beğendiğim yer ve bence ÖSYM'nin de yeni nesil sorularda karşımıza çıkarttığı en üstünde durduğu ayrıntı. Bu kavram benim günlük hayatta ne işime yarıyor? Değil mi? Ne yapıyoruz yani? Ne gerek vardı bunları öğrenmeye? Arkadaşlar öz kütleyle maddeleri tanıyoruz dedik. Bakalım neler varmış. Gemilerin yüzmesi. Gemilerin içerisinde hava boşluklarının olması veya o havanın suyla dolması, madde miktarının belirlenip aynı hacimde öz kütleyi ayarlamamız demek. Ve bu sayede o demir yığını koskoca gemiler suyun üzerinde yüzebiliyor. Öz kütlelerini ayarlayabiliyoruz hava boşlukları sayesinde. Isınan havanın yükselmesi derste verdiğimiz örnek. Rüzgarın oluşumu yine basınç farkı öz kütle farkından kaynaklanmakta. Kan ve idrar tahlilinin yapılması, yani gidip bir kan tahlili yaptırırken onların ayrışma yöntemi yine öz kütle. Kim daha çok altta kalıyor, kim daha çok yukarıda kalıyor ona göre kanındaki mineralleri, vitaminleri belirliyorlar. Çünkü onların da değerleri belli o ortamdaki öz kütle değerleri. Takı ve diğer eşyaların yapımında saf altının içine gümüş, bakır, nikel, çinko katmaları yani bizim için yine bir öz kütle değerinin karışımların öz kütlesinden yararlanarak belirlenmesi, karıştırılan elementlerin oranı altının sertlik, öz kütle, ısıya dayanıklılık değerlerinin kontrolünü sağlar. Yani yaptığın bir malzemeyi ne kadar farklı şeylerle karıştırırsan o kadar farklı yerlerde kullanabilirsin. Yani senin ihtiyacına gelen bunu rahat bükebilmen mi yoksa daha sert olması mı ya da kullandığın takılarda işte o orada sizin adilik diye belirlediğiniz noktanın aslında karışımların öz kütlesinden senin istemediğin bir öz kütle tercih edimi olabilir. Altına karıştırılan bakır nikel gibi elementlerin yüzdesi altının ayarını belirler. Saflık derecesine göre altın alışımları Kimde daha fazla altın varsa ayarının ona göre arttığını veya azaldığını söyler. Saf altını 24 ayar olarak tanımlamışız. 22 ayar altının bak altın miktarı daha da azalıyor. Geri kalan kısmı farklı cins bir madde yani karışım sayesinde ne yapıyoruz? Bu altının değerini, ayarını belirliyoruz. Hatta Arşimed'in bu Evreka muhabbeti işte kral tacını getiriyor. Bu tacın saf altın olup olmadığını belirle diye. Saf altın olsa suyun içinde batması gerekiyordu. E suyun içinde yüzüyorsa demek ki farklı maddeleri karıştırmışlar. Saf altın değil diye cevap verebiliyor. Sadece hamamda duş alırken bunu sorguladığı için bunu buluyor. Bakın bir matematik yok ortada. Fizikten korkmanıza gerek yok. Bu öz kütleyi siz de etrafınızdaki herhangi bir maddeyi inceleyerek anlamlandırabilirsiniz. İki farklı maddeyi alın. Bunların değişiklikleri ne? Sadece biraz sözel olarak yaklaşmamız lazım. Porselen yapımı kitaplarda önünüze çok çıkacak bir örnektir. Ebru çalışmaları, bunların hepsinde özkütleden yararlanıyoruz. Porselen yapımında yine yeniden o yaptığımız alaşımlar sayesinde dayanıklı bir tabak yapmaya çalışıyoruz. Ebru çalışmasında boyanın üstte kalması için sıvıyı bir şey damlatıyoruz. Yani karışımın özkütlesini artırıyoruz. Mesela tuz eklemek de suyun özkütlesini artırır. Çok tuz eklersen yine mesela Ebru'yu yapabilir misin acaba? Nasıl bir öz kütle değerleri var? Bunları sorgulayabiliriz. Porselen yapımından zaten bahsetmiştik. Porselenlerin dayanıklılığı, kalitesi, elektriği iletip iletmeme durumları yine bu öz kütleye bağlı olarak değişiyor dedik. Tamam. Ben kütle ve hacimi öğrendim. Bana oradan matematiksel bir soru gelmeyecek zaten. Bu dönüşümlere takılmıyorum. Öz kütlenin de saf maddeler için aynı olduğunu ve grafiklerini de yorumlamam gerektiğini öğrendim. Şimdi biraz örneklerle bunu pekiştirmem lazım. Hemen bakalım. Bakalım. Arkeolog Asen ve Meliha kazı esnasında bir maden parçası buluyor. Bu maden ile ilgili bazı gözlemler yapıyor. Sonra bu madenin bakır, demir, nikel gibi bilindik bazı madenlerden biri olup olmadığını araştırmak istiyor. Bunun için neye ihtiyaç var? Çat diye kimlik tanımlamasına. Yani hocam öz kütlesinde. Çünkü kütle tüm maddelerde var. Hacim tüm maddelerde var. Sıcaklık evet hepsi aynı sıcaklıkta olabilir olmayabilir. Ben yani tanımama yeterli değil. Ağırlık tanımama yeterli değil. Ben de 50 kiloyum. Başka bir şey de 50 kilo. Tabi ağırlık olarak baktığımızda Newton olarak konuşmamız lazım. Çünkü ağırlık bir kuvvet ve kuvvetin birimi de Newton dedik. Her neyse öz kütle bizim bu maddeleri tanımamızı sağlayacak. ÖSYM çıkmış bir soru benzeri arkadaşlar bunlar. Düşünün. Sadece şu dersi dinleyerek çıkmış soruyu rahatlıkla cevaplayabiliyorsunuz. İnsanlar ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde eşyaları geliştirirken öz kütlesi daha büyük veya daha küçük olan malzemeleri tercih edebilir. Tamam. Hangisi kesinlikle öz kütlesi daha büyük yeni bir eşya yapımını gerektirir? Daha yoğun bir madde arıyoruz, tamam mı? Yoğunluğu fazla olan bir madde. Bu örneklerden hangilerinde geçerli? Boyutları aynı olan balık oltası mantarı ile olta ucuna takılan kurşunun farklı ağırlıklarda olması. Şimdi ben balık avlamak istiyorum. Bir mantar mı tercih edeceğim, bir kurşun? mu tercih edeceğim. Kurşun daha yoğun, daha farklı ağırlığının olması demek aynı hacimde daha farklı ağırlık, daha yoğun olduğunu, öz kütlesinin daha fazla olduğunu söyler. O zaman ben diyorum ki evet. Kurşun ağırlıklığı tercih etmem öz kütlesinin fazla olmasından ve daha aşağılara gitmesinden kaynaklanır. İki çiçek vazosunun rüzgardan savrulmaması için daha ağır ama aynı boyut ve biçimde olan başka bir vazo ile değiştirilmesi. Aynı hacimde daha ağır yapıyorsun, daha yoğun yapıyorsun. Daha yoğun bir şey yaparsan, bu senin tercih ettiğin bir durum olur ki rüzgardan devrilmesin vazon. 2'yi de kabul ettik. Son öncülümüz hafif bir tatlı kaşının daha ağır bir kaşıkla değiştirilmesi. Şimdi buna belki aramızdan atlayanlar olabilir. E hocam, ağır bir kaşık, o zaman öskürde sert diyemez miyim? Hayır. İlk iki de bizim için önemli olan şey şuydu. Boyutları aynıydı bak ikisinin de. Aynı boyut ve biçimdelerdi. Yani hacimleri aynı, kütlelerini artırmışlardı. O yüzden direkt yoğunluklarının arttığını söyleyebilirim. Ama 3. öncülde belki bir tahta kaşık var, bir de büyük bir tahta kaşık var. O daha ağır. Ama ikisi de aynı tahtadan yapılmış. Anlaştık mı? Dolayısıyla aynı hacim kavramını vermediği için üçü kabul edemedim. Cevabım 1 ve 2 geldi. Güzel bir soruydu. düşülesi bir soruydu. Şu soruyu şöyle bir net görmenizi istiyorum. PDF'yi aldığınızı düşünüyorum. Biliyorsunuz açıklamalara PDF'yi bırakıyorum. Hazırlıklı geldiğinizi düşünüyorum. Yoksa bile şöyle bir görün. Şimdi yaklaşarak çözmek zorundayım çünkü. Daha net anlayalım diye. İçi dolu, küre şeklinde özdeş 100 gramlık altın bilyelerimiz var. Başlangıçta her birinin içindeki sıvı miktarı aynı olan 3 adet özdeş dereceli silindirlerden ikisinin içerisinde şekildeki gibi bırakılıyor. Bir bakıyorum ilk başta 15 santimetre küpüm, sonra 20 santimetre küp oldum. Şimdi içeride bir tane vardı. Şu an bunu direkt hesaplayamıyorum çünkü öncesinde kaç santimetre küptü bilmiyorum. Ama 15'ten 20'ye çıkmış, içeriye bir tane daha girmiş. Öyleyse bir tane bu neymiş? Bilyeymiş. Bir tane bilyemin hacminin 15'ten 20'ye çıktığı için tüm hacim sıvıda battı. Batan hacim kadar sıvı yer değiştirdi. O da benim hacmimi verdi. 5 santimetre küp. Tamam. Her biri de ne kadarmış? Sorunun bak ilk başında vermişti. 100 grammış. Elimde bu bilyeye dair kütle ve hacim değerleri var. E o zaman seninle çat diye emi V'ye bölerek öz kütlesini bulabiliriz. Nitekim her bir kürenin hacmi 20 midir? Yüzü 5'e böldün hocam. 20 santimetre küp demiş. Aa bir dakika. Sakin. Bak benim gibi atlamayacaksınız. Dedim ki öz kütleyi santimetre küp mü diye tanımlamış. Bak sinirlendim. Hemen düzgün okuyalım. Kürenin hacmini soruyor. Kürenin hacmini biz seninle ne diye bulduk? 5 diye bulduk. Atlamak yok. Gitti birinci öncül. Gidiyordu bak. Üçüncü bir kaba üç bilye bırakılırsa sıvı seviyesi şekildeki gibi olur. İlk başta sıvı seviyem 20 idi. Bir 5 daha ekleyeceksin. 25 olacak. İkinci öncülü kabul ettim. Geldim altının öz kütle hacim grafiği. E, M bölü V'den 100 bölü 5'ten seninle 20 gram bölü santimetre küp bulduk mu? Yani bu madde bizim için altın bir bilye ya. O zaman öz kütlesinin 20 olduğunu bulmuş olduk. Diyor ki öz kütlenin değeri 20. Hacmin 5'ti, 10'du, 15'ti, 20'ydi, 30'du. Her zaman öz kütlen 20 değerini verecek. Çünkü biliyorsun ki kütle ve hacimden bağımsızdı. Sıcaklık ve basıncı değiştirmediğimiz takdirde. Bu durumda 3. öncül de doğru geldi. Cevabımız 2 ve 3 oldu. Şöyle kavram testlerimize bir bakalım. Öz kütle gerçekten çok basit arkadaşlar. Hiç gözünüzü korkutmayın. Bizim yapmamız gereken sadece bana verilen değerler ne, benden istenilen ne sakin sakin şu sorularla iyice pratiğimizi yapmak tamam mı? Onun dışında da günlük hayatta nerede kullanıyoruz? Bu maddeler aşağıda mı duruyor yukarıda mı duruyor? Karıştırılmış mı saf bir madde mi? Şimdi soruları çözdükten sonra da bu öz kütle kavramının kafamıza oturduğunu tamamen göreceğiz. Aşağıdaki tabloda saf KLM cisimlerinin kütle hacim ve öz kütle değerleri verilmiş. Burada sorumuzda saf yoktu. Saf eklememizin fizik anlamında daha mantıklı olacağını düşündük. Saf olduğunu bilelim ki öz kütlelerinden yola çıkarak bunlar aynı mı farklı maddeler mi buna karar verelim. Bu arada da ders içeriğinde de kitabınızla aynı olmayan yerler yok. Sadece bazı fazla cümleleri sildim. Bir de tarihçede El Hazine'nin tarihini yanlış girmiştik. Onu düzelttik. Yani bir farklılık yok. Sizdeki daha fazla. Onu bilin. Bu sadece biraz daha sadeleştirilmiş hali. Nitekim bendeki kitapta da yine Aynı sizinki gibi durumlar. Bu durum bir sonraki baskıda yani kitaplar kırmızıya döndüğünde değişecek. Ben sadece geçen seneki derslerden eksiklerimizi belirleyip revize ederek pdf'yi size anlatıyorum. O yüzden canınız sıkılmasın yani. Buna göre bu yargılardan hangileri doğrudur dedi. Elimde 3 tane saf madde var bakıyorum. Hangi değerlerimiz var? Kütle, hacim ve öz kütle. Yani bu boşlukları doldurmamız isteniyor. Kanın öz kütlesi 2'ymiş. Yani kütlenin hacmi oranı 2'ymiş. Kütlem olsa hacmim de 5 santimetre küp olursa rahatlıkla cevabımı 2 bulmuş olurum dedim. Baktım L'ye öz kütlesi 1'miş. Hacmi 10'muş. Yani kütlenin hacmi oranının 1 gelmesini istiyorum. O zaman buranın 10 gram olmasını beklerim. M'ye geldim. Bu sefer kütle ve hacim değerleri verildi. M'i V'ye böl. Öz kütleyi sen bul istiyoruz. 2 gram bölü santimetre küpmüş. Çok güzel. Saf maddeler var. Aynı ortamdalar. Öz kütle hacim değerlerimiz elimizde. K'nın kütlesi L'ninkine eşittir. Hemen şöyle bakıyorum. K'nın kütlesi ile L'ninki eşit geldi. K'nın hacmi L'den küçüktür. Hacmi 5'ti. L'nin 10'du. Doğru geldi. M'nin öz kütlesi K'ninkine eşittir. M'yi 2 bulduk. K'yı 2 bulduk. Doğru geldi. Bu durumda cevabımız... E seçeneğe geldi. Yani şu tabloyu doldurmakla yükümlüyüz. Bu üniteye dair bileceğimiz tek bir formül var. D eşittir M bölü V. Bunu yorumlayabilmek önemli. Bizim için o formülün ne demek istediği, kütlenme aynı. Bak üç tane değişken varsa... Fizik bilimine girişte seninle ne gördük? Üç değişkenin varsa bir tanesini sabit alıp diğer ikisinin ters mi doğru mu orantılı olduğuna karar vermek. İkinci sorumuza bakalım. Aynı sıcaklıktaki KLM sıvılarının hacim kütle grafiği verilmiş. Bize birbiriyle karışmadığı bilgisi söyleniyor. Aynı kaba koyduğumuzda hangisi gibi olur? Yani diyor ki öz kütlesi kimin daha büyük? Bunu bir oku. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ilk neydi? Hacim ve kütle yani değişkenlerimiz. Diyor ki hacim artarsa... Kütle değerim artar. Evet zaten bunu biliyorduk. Bu bize öz kütleyi söylüyordu. O zaman kütlenin hacime oranı bizde öz kütleye verecek. Ama lütfen burada direkt atlayıp da buradaki değeri hacimi kütleye bölmeyin. Buradaki açıdan gitmeyin. Gidebilirsiniz ama ters bir orantı olacak. Hemen size gösteriyorum. Şimdi iyizde ben hiçbir karışıklık yaşamamak için şunu yapıyorum. Sayı doğrusu çiziyorum. Kütleyi hacme böleceğim ya. O zaman şuraya gelip diyorum ki 10 diyeyim. Burası sayı doğrusunda 1 olsun. Bölünebilecek sayılar olsun. Burası 2 olsun. Burası da 5 olsun. O zaman M için konuşuyorum. Şurası M ya. M'nin öz kütlesi onluk 1 kütlede hacminin 1 olduğunu söylüyor. L'nin öz kütlesi onluk 1 kütlede hacminin 2 olduğunu söylüyor. K'nın öz kütlesi onluk 1 kütlede hacminin 5 olduğunu söylüyor. Yani K 2 geldi. L 5 geldi m ise 10 geldi. Yani hocam en büyük öz kütle m'deymiş. Bu durumda m en aşağıda, sonra l, sonra da en az öz kütlesi olan en yukarıda olacak şekilde d seçeneğinde dengede kalırlar bir kabın içinde dedik. Burada atlayıp da Hacim değerini kütleye bölmedim. Kütleyi aşağı yazmışlar grafikte. Hemen bir sayı doğrusu çizip formülde yerine yazdım. Açıyla da uğraşmadım. Sadece bir bölme işlemi yapmış oldum. Güzel bir soruydu. Geldik üçüncü soruya. Şöyle yanlarını da boş bıraktım ki matematiğini orada yapalım bir tık daha belki büyütebilirim. Jeologlar öz kütlesini hesaplayarak kayaların kimliklerini tespit ederler ki bunu derste de örnek olarak verdik zaten. Düzgün biçimli olmayan bir kaya parçasının öz kütlesini hesaplamak için şekildeki gibi kütle ve hacim ölçümleri yapıyoruz. Aslında bak ilk dersin bir sorusu neredeyse. İçinde 300 santimetre küp sıvı bulunan bir dereceli kabımız var. Şekil birdeki gibi tartıldığında 750 gram olarak ölçülmüş. Yani sevgili arkadaşım 300'lük bir sıvın var burada bir de kabın kendisi var toplam 750 olmuşsun. Kaptaki suyun içine bir taş parçasını koyuyoruz. Ve sıvı seviyesi terazinin gösterdiği değerler şekil 2'deki gibi oluyor. Tamam şimdi taş parçasını koydum sıvının seviyesi 300'den 400'e çıktı. Taşın hepsi de battı hocam. O zaman taşın hacmini hemen bir yazdırdım bana. 100 santimetre küp diye süper. Gramını da hesaplarsak mevzu bitti çünkü taşın öz kütlesini istiyor. Toplam 750 gramdı. Bak ne suyun değişti ne kabının kendi. İçine bir de taş atınca toplam kütlen 750'den 1200 oldu. Yani M taş dediğin şey ne kadar oldu? 450 gram oldu. Anlaştık mı? Hiç bak dara hesaplamadık, bürüt hesaplamadık. Zaten toplam kütle vardı. Burada bazılarınız şunu düşünüyor. E hocam suyum 300'den 400'e çıktı su miktarı artmadı mı? Hayır yeni bir su eklemedik. Taşı eklediğimiz için suyun sadece yüksekliği arttı. Hacim olarak sıkıştıramadığımız için onu yükseltmiş olduk. Anlaştık mı? E en belli ve belli. Hocam kütleyi hacme böl. Yani 450'yi 100'e böl. O da sana 4,5 olarak gelsin dedim. Geldik dördüncü sorumuza. Marketten aldığımız ürünlerin paketleri üzerinde ürün ile ilgili birçok bilgi yer alır bu bilgilerin yazılması yasal bir zorunluluk paket üzerinde yazılanlardan yararlanarak ürün hakkında da bilgi sahibi oluyoruz bir temizlik ürününün üzerinde aşağıdaki görselde verilen iki bilgi bulunuyor mililitre var dur kırmızıya geçeyim bir mililitre değerin var bir de gram değerin var gram ve mililitre yani kütle ve hacim değerleri var elimde o zaman bunlardan hangilerine ulaşabiliriz elbette ki öz kütle değerine ulaşabiliriz dedik Beşinci soruya geldik. Birbirine türdeş olarak karışabilen bazı sıvıların eşit sıcaklıktaki öz kütleleri değerimiz var. Hangileri doğrudur? Şimdi karışım elde edeceğiz. Karışımda bilmem gereken, kendimi hatırlatmam gereken neydi? Karıştırdıklarımın arasında bir değer olacaktı. Bakalım. L sıvısı K ve M'nin karışımından elde edilmiş olabilir. K'ya bakıyorum 2.7 L'ye bakıyorum 1.8 ve M'ye bakıyorum. Yani bir 2.7 ile 1.6'nın arasında bir değer mi L'nin öz kütlesi? Evet o zaman L K ve M'nin karışımı olabilir dedim. Yani bak yaptığım tek şey sadece sayı doğrusunda arasında mı büyük mü küçük mü ona karar vermek. 2. 4 sıvıdan da alınarak yapılan türdeş karışımın öz kütlesi M'nin öz kütlesine eşit olabilir. M'ye bakıyorum 1.6. Şimdi 4'ünü de karıştırıyorum. Herhangi bir birine eşit olamaz demiştik değil mi? Oturup da tek tek hesaplama yapmama gerek yok. Bunların aralarında bir değer olacak. Her türlü ne olursa olsun. O yüzden 2'yi kabul edemedim. Tablodan seçilen N haricindeki herhangi iki sıvının karışımı N sıvısının öz kütlesine kesinlikle eşit olamaz. N'ye bakıyorum 3.4. Diğerlerine bakıyorum 2.7, 1.8, 1.6. Hangi ikiliyi karıştırırsak karıştıralım. 3'e eşit olamayacak. 3.4'e eşit olamayacak. O yüzden... 3'ü kabul ettim. Bu durumda cevabımın 1 ve 3 gelmesini bekliyorum. Anlaştık mı? Neleri karıştırırsam karıştırayım hep arada bir değer olacak. Bakıyorum. Şu ilk üçüne baktığımda 3.4'e eşit olan hiçbir yok ki neye eşit olsun? Veya 3.4'ten büyük olması lazım ki 3.4 onun arasında bir değer olsun. İkide de kabul edemedik çünkü karışımda hepsi varsa yine hiçbirine eşit olamayacak. Aralıkta bir değer alacak dedik ve geçtik 6. sorumuza. Bu bir tık sayısal bir soru. O yüzden biraz geriliyorsunuz. Şimdi biraz sakin sakin matematiğini bir anlatayım size. Boşken kütlesi 140 gram olan bir kap var elimizde. X sıvısıyla tamamen doldurulduğunda 240 gram geliyor. Şimdi elimde bir kabım var ve V hacminde olsun tamam mı? Ben bu kabı tamamen X sıvısıyla dolduruyorum. Boşken kütlesi 140 gramdı. X sıvısıyla doldurduğumda MX yazıyorum. Bir kütle ekledik. Totalde 240 gram olmuş. Ya ne kadar güzel ya. Normalde MX'in 100 gram olduğunu bulmuş olduk. Y sıvısıyla tamamen doluyken 340 gram geliyor. Şimdi kabım aynı kap. Toplamını Y ile doldurursam 340 geliyor. E buradan da seninle neyi bulmuş oluyoruz? Y'nin kütlesi 200 gram kadar. Hemen bak yaz buraya. Y 200 gram kadar eklenmiş. X de 100 gram kadar eklenmiş. Fakat bana birazdan başka bir şey soracak. Bir bakalım. X'in öz kütlesi 0.5'miş. X ve Y sıvılarından alınarak yapılan türdeş karışımın öz kütlesi. Yani inanılmaz uzun soluklu, iki aşamalı bir soru. Şimdi o zaman X'in öz kütlesini bana verdi. Ben M değerini biliyor muyum? MX'in 100 gram olduğunu. Artık elimdeki bir diğer bilgi ne? 0.5 gram bölü santimetre küp X'imin oldu. D dediğim şey neydi? M'i V'ye bölmek miydi? O zaman 100'ü neye bölersek biz 0.5'e ulaşırız? Hocam hemen söyleyeyim VX'in değerini. 200 santimetre küp olmalı. Anlayalım bir. Kütlesi 100'dü. Öz kütlesi 1 bölü 2'ydi. Yüzü 200'e bölersem öz kütle değerini bulmuş olurum. Tamam. O zaman bizim bulduğumuz bu Vx yani 200 santimetre küp. Aynı zamanda kimin de hacmi? Hocam kabın hacmi. Aynı kabı Y ile doldurdun. Y'nin de hacmi. Ha, o zaman bize Y'nin öz kütlesini bulmak düşüyor. Ne demek istiyorum? Benim elimdeki MY'nin 200 gram olduğunu biliyorum. Tamam mı? VY'nin hacminin. 200 cm küp olduğunu biliyorum. M'i V'ye bölerek D'ye'yi buluyorum. 1 gram bölü cm küp. Anlaştık mı? Bak değişkenleri yerine yazarak ilk önce kütlelerini buldum. Sonra öz kütleyi vermiş hacimlerini buldum. Bu hacimin aynısı kap olduğu için aynı miktarda Y'den koyduğum için Y'nin hacmi olduğunu buldum. Oradan zıpladım. Y'nin öz kütlesini buldum. Gerçekten uzun uzun işlerdi. Şimdi aslında soru bitti. Buraya kadar geldiysen harikasın. X'in 0.5 kadar bir öz kütleye sahip, Y de 1. Ve bunlardan bir karışım elde edeceğiz. Karışım da bunların kesinlikle arasında olacak. 0.7 olabilir. 1 olamaz, 1.5 olamaz. Cevabım yalnız 1 geldi. Çok güzel bir soruydu. Bütün kütle ve hacim değerlerini tekrar ettiğimiz bir soruydu. Bir kere daha durdurup kendin çözmeye çalışabilirsin. Hala anlamadığın yer olursa yorumlara yazmanı bekliyorum. 7. sorudayız. 7. soru tam bir yeni nesil soru, sözel bir soru. Şöyle bir gördüğün tüm soruyu. Yaklaşıp okuyalım. Öz kütle etkisinde oluşan durumlara günlük hayattan örnekler vermek isteyen Çağatay bununla ilgili bir sunum yapmak istiyor. Bu sunumda dünya atmosferinin troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer gibi farklı katmanlarının oluşumunun sebeplerindendir diyor. Şimdi öz kütle neydi? aslında bizim aşağıda mı kalmak istiyoruz, yukarıda mı kalmak istiyoruz bunu söyleyen bir şeydi. Nitekim fizik coğrafyayla da ilişkiliydi, iklimle de ilişkiliydi. Buradan da anlıyoruz ki gazların yoğunluğundan dolayı farklı tabakaları olduğunu konuşuyorsunuz. Öyleyse biri ben örnek olarak veririm ve çok da güzel bir örnek olur. İki, jeologların bilinmeyen bir numunenin bazı değerlerini belirli referanslarla karşılaştırarak malzemenin kimliğini belirleyebilirler. Ki madencilikte falan da bunların kullanıldığını söylemiştik. 3. Tıp sektöründe kan tahlillerinde yoğunluk farkından kandaki değerler belirlenir. Ders için de verdiğimiz bir örnekti. 4. Geri dönüşüm merkezlerinde malzemelerin hava sınıflandırıcıları gibi yöntemler kullanarak ayrıştırılmasına yardımcı olur. Yani bir filtreleme mantığından bahsediyoruz. Filtreleme mantığında da yine öz kütle farkından yararlanıyoruz. Öyleyse bütün öncüler bizim için öz kütleye birer örnektir dedik arkadaşlar. Hemen bir kazanımlara bakalım tamam mı? Şöyle bir silkelen kendine gel. Hangi dersi işledik, neleri öğrendik bir tekrar edelim. Öz kütleye dair bilmemiz gerekenleri son bir kere daha hatırlayalım. Ve dersimizi kamp programımıza da tik atarak bitirelim. Sabit sıcaklık ve basınçta ölçüm yapılarak kütle hacim grafiğinin çizilmesi. Şöyle düz bir doğru çizeceğiz demiştik kütle hacimde. Kütle hacim öz kütle kavramları arasındaki matematiksel modelin çıkartılması. Yani değişitir en bölü ve e artık bu arkadaşlar öğrendi demek istiyoruz. Matematiksel hesaplamalar yapılır. Bak dikkat et. Evet genelde bize yeni nesil soru soruluyor ama buradaki o matematiği yapmanız istenebilir. O yüzden aslında size kütle ve hacimde işlemler yaptırdım biraz daha böyle matematiğe ısının diye. Gerçek sınavda hiç bize sayısal soru gelmedi ama yine de karşımıza denemelerde çıkabilir diye bol bol örnekle hallettiğimizi düşünüyorum. Kütle öz kütle hacim öz kütle grafiklerinin çizilmesi ve yorumlanması sağlanır. Onu da şöyle çizmiştik. Kütlen ne olursa olsun eğer ki sıcaklık ve basıncı değiştirmiyorsan öz kütlen sabitti. Değişkenler okumamız gerektiğini kendimize tekrar hatırlattık. Eşit kolu terazi ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. Girmedik. Karışımların öz kütlelerine değinilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. Evet girmedi. Karışımların sadece karıştırdığımız maddelerin arasında olduğumuzu bilmemiz yeterli dedik. Arşimet El Hazini'nin öz kütle ile yaptığı çalışmalar hakkında kısaca bilgi verir. El Hazini maddenin ilk dersinde sizlere bir hikmet terazisi bulduğunu, çok hassas bir terazi bulduğundan bahsetmiştim. Arşimet'i de bu dersimizde altının aslında başka şeyler karıştırıldı mı, karıştırılmadı mı? Öz kütlesini nasıl bilmemiz gerektiğinden, karışımların öz kütlesinde değinmiştik. Günlük hayatta maddelerin ve karışımların öz kütlelerinden faydalanılan durumlara örnek verir dedik. Kuyumculuk, porselen, ebru yapımı gibi ve daha nicelerini seninle konuşmuş olduk. Süperiz. Maddenin ilk kısmı neredeyse bitti. Tamamen en sözel kısmı kaldı artık elimizde. Artık ikinci günün son videosuna geldin. Ödevin var soru bankasında bir ve üçüncü testler. Bir tane mavi testimiz, bir tane de pekiştirme yani yeşil testimiz var. Kavrama ve pekiştirme sorularını çözüyorsunuz. Bu konuya dair tüm soru tiplerini görmüş oluyoruz. Kırmızı testleri bırakıyoruz dedik fiziği bitirme programımıza bakacak olursak masanda asılı diye düşünüyorum öz kütle kısmını bitirdik video ders kitabımızdaki konu testlerimizi çözdük ödevlerin seni bekliyor zannediyorum ki Buralara da tik attın. Bir önceki dersi fizik bilimine girişi bitirmiş oldun. Deneyli anlatımlardan izlemek isteyenler izleyebilirler. Hala güncel. Sadece buradaki pdf'yi ben eksikleri belirleyerek anlatıyorum size. Onların da güncellenmiş pdf'lerdeki hataların düzeltilmiş halini klasik derslerimiz bitince revize ederek tek parti halinde paylaşacağım dedim. Bu setle ikinci kampımızın ikinci gününü tamamlamış olduk. Öz sadece yoruma dayalı olduğunu konuştuk, kazanımlarımızı tekrar ettik, gerekli tiklerimizi attık. Geriye kaldı sadece ödevleri tiklememiz. Ödevdeki soruları da gördükten sonra bu konuyu iyice pekiştirmiş olacağız. Zaten bu derslerin en sonunda da kırmızı tekrarlarla genel bir tekrar yapacağız. Aklınıza takılanları dakika belirterek gerek oynatma listesinden soru çözümlerinin gerek bu videolara gerek deneyli anlatımlara kesinlikle yazmanızı istiyorum dakika belirterek. Özellikle fizikle alakalı sorularınıza geri dönüp yaptığımı bilin. En geç 10 gün içinde bir gün mesai ayırıyorum haftada ki fizik sorularınızı cevapsız bırakmayayım. Beni desteklediğiniz için kanalıma abone olarak beni izlediğiniz için Sizlere teşekkür ediyorum. En büyük destek zannediyorum bu arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı, yoklamaya adınızı yazdırmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer derste görüşürüz.